Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Ibiza'mızda aslında fazla uzun olmayan, kısa mesafe diyebileceğimiz İstanbul Çorlu arası bir yol yapacağım. Sizlere yolu göstereceğim. İşte Mahmut Bey'den trafikli, trafiksiz, Silivri'den sonra trafiksiz bir yolda Ibiza kaç çekiyor, nasıl gidiyor? Bunları göstermek istedim. Dün Covid aşımı da oldum Biontech'i. O yüzden birazcık kolum da ağrıyor. Bakalım, umarım güzel bir video çıkartabilirim sizlere. O zaman hadi başlayalım. Evet, arabamıza geldik. Açalım şöyle bir. Birazcık ısıtayım motoru. Daha sonrasında hareket edeceğim. Bakalım kaç çıkacak. Merak ediyorum ben de. Şu anda videoyu durdurup bir yorum yapayım. Merak ediyorum. Sizce kaç yapacak bu yol sonrasında? Şöyle bakalım şimdi. Arabayı da bir çalıştıralım. Rörentimiz düşsün birazcık. 1500 lira şu anda. Dün akşam kullanmıştım en son. Kaçmış ortalamam? 6.2'ymiş. Uzun süreli de 7.1'miş. Kaç kilometrenin ortalamasıymış bu? 1300 kilometrenin ortalaması 7.1'miş. Yani size birazcık belki bir geri dönüş verebilir bu. Hadi bakalım şimdi bu düşsün. Şunu bir sıfırlayayım başlangıçtan itibaren. Zaten sıfırlıyor ama. Burada da bir sıfırlamış olayım. Evet, rölantimiz düşsün. Evet. Rölanti de düştü. O zaman D'ye alıyorum ve hareket ediyorum. Hadi bakalım, bismillah. Evet arkadaşlar, şimdi şöyle bir durum güncelleştirmesi gibi bir şey yapalım. Basın Express yolundayım. E6'ya doğru gidiyorum. E6'dan Silivri, oradan da Çorlu yoluna devam edeceğim. Şu an ortalamam 7.1 belki görüyorsunuzdur. Trafikte kaldım, 7.2 oldu. O açıldıktan sonra muhtemelen düşecektir. Şöyle zaten göstereyim. 107 km'lik bir yolum var. 1 saat 15 dakika diyor. İstanbul'un standart. Artık bu trafiği muhtemelen büyük çekmeceden çıkana kadar bu şekilde devam edecektir. Oradan sonra zaten hız tabiriciyi alacağım büyük ihtimalle. Fazla da yanaşmamaya çalışıyorum öndekine çünkü çok taş atıyorlar. Kırmızı olunca da arabanın rengi bayağı bir sırıtıyor taş sekmesi. Bir iki tane var çünkü kaputta. Ki ben hiç yaklaşmam, yani hep takip mesafemi korurum. Yine de sağdan soldan gelen kamyonlardan dolayı birazcık taş izi iki tane olmuş sanırım. 7.1 ortalamam dediğim gibi. Şöyle de göstereyim. Çıktığımdan beri kaç dakika olmuş? 14 dakika olmuş. Ondan beridir bu şekilde. Klimam her zamanki gibi açık. Klimayı ben kapatma taraftarı değilim pek. Açık klima, açık şekilde gideceğim. Ortalama bakalım kaç olacak. Size de yolları göstermiş olurum. 212'ye geldik. Buradan sonra devam edelim. Hadi bakalım. Evet. Bir durum güncellemesi daha yapayım. Şaşkınım bayağı bir. Mahmut Bey gişelerde trafik yoktu. Hiçbir şekilde trafik yok yani şu an. Bayağı bir şaşkınım. Bu şekilde akıp gidiyorum şu an. Ortalama süratim şu anda 70 seviyesinde. Pek hızlanmıyorum buralarda. Zaten bayağı bir trafik var. Sağ taraftan yavaş yavaş gidiyorum. Sola biraz sonra geçeceğim. Çünkü bildiğiniz üzere bizim ülkede herkes soldan gittiği için dip dibe gidiyorlar. Zaten görüyorsunuzdur. Ben de o yüzden pek diplerine gitmeyeceğim. Sağdan akı akı gidiyorum. Şu anda ortalamamı şöyle göstereyim. 4.8'e düştü bile. Yani basmazsam etmezsem daha da düşerdi. 120 ile gideceğim. Fazla da bir zamanım yok. 120-130 civarı gideceğim. Şu trafik açıldıktan sonra. Şu an basmanın bir anlamı da yok. Soldan gitsem, hızlansam, yavaşlayacağım. Hızdan yavaştan verimsiz bir hale varıyor. Zaten şöyle gördüğünüz üzere bakın serbest sürüşe de geçiyor. Onu ayağımla kontrol edebiliyorum. Dokunup bıraktığım zaman serbest sürüşe geçiyor. Şimdi bakın frene basacağım. Gitti mesela o. Hafif bir sola geçeyim. Sol boş şu an. Hız sabitliğini de ayarlıyorum. 80 ile 90 ile şu an rahat rahat yolculuk ediyorum. 98 km mesafem kaldı. Hadi bakalım bir sonrakinde artık size tekrardan bir durum güncelleştirmesi yaparım. Evet arkadaşlar, herkese merhaba tekrardan. 130 civarında şu an sabit gidiyorum. Büyükçekmece Barajı'nı şu an geçiyorum. Bu arada 2 kişiyiz araçta. Dönerken 4 kişi döneceğim. Yani 130 sabit civarı şu an gitmeye çalışıyorum diyebilirim. Yolda maşallah şansıma boştu bayağı bir. Güzel güzel gidiyoruz bakalım. En korktuğum şey ama şu taş izleri. İnşallah olmaz. Ortalamam da şu an
4.9. Tüketimde böyle bu süratlerde. Böyle güzel gidiyoruz ya. Keyifli keyifli. Şu an yol alıyorum. Bakalım ileride durursam belki size bir dışında gösteririm arabanın ne halde, bakarız beraber. Hadi bakalım o zaman ben devam edeyim. Evet arkadaşlar. Şöyle bir 20 kilometrem kaldı. Bayağı da geldim. Biraz geç yaptım sanki güncellemeyi ama 120 sabit gidiyorum şu an. Ortalamamı şöyle bakayım. Yolda zaten çok güzel. Ortalama hızım 79 kilometreymiş. 91 kilometre olmuş evden çıkalı. 1 saat 8 dakika klimamız açık. 5.6 ortalama. Fena değil bence. 5.6 iyi çünkü bir 3-4 kere bir 180 civarına çıktım. Sıkıldım çünkü yani dümdüz yol, kimse de yoktu. Bir iki kere öyle yaptım. Şu anda 120'le gidiyorum. Deminden beri 130'la gidiyordum. Şimdi 120'ye düştüm yaklaştım diye birazcık. Düşündüğüm saatte geldiğim için birazcık artık yavaşladım. 18 dakika kalmış zaten 18 kilometre Çorlu'ya. Bu şekilde de 5.6 iyi bir değer bence. 5 litre civarı. Yani çok daha düşer aşağı ama işte dediğim gibi benim fazla bir zamanım yoktu. Yağ sıcaklığı 97 olmuş. Bastıktan sonra hemen kayıda girdim. Şöyle göstereyim yağ sıcaklığında. Bu şekildeydi. Oraya gidince bir tekrardan size bir durum güncellemesi yaparım. Tabii bir de geleceğim zaten. Gelirken de bir video yine çekmeye çalışırım. Bakalım kaç yakacak gidiş geliş. İbiza almak isteyenler için de bu bir geri dönüş. Belki olabilir 1-0 hakkında düşünenler için. Hatta şöyle bir size şunu da göstereyim. Yol şu an yokuş. Şöyle bir çeyrek gaz yapayım. 130. Çeyrek gazım şu an. Hiçbir şekilde tam gaz değilim zaten. 7. vitesle gidiyorum şu an. 140. 145. Gidiyor yani. 7. vitesle. Vites dahi düşürmüyor. Bu şekilde. En son bir güncelleme tekrar yaparım sizlere. Evet arkadaşlar. Çorlu yoluna girdim. Zaten 3.7 kilometrem kaldı. Ortamada 5.7'den 5.4'e düştü. Bir 10 kilometre civarı 70 kilometreye sınır var. 70'e sabitledim. O şekilde gittim. Şu anda ortalamam bu şekilde. Dönüşte az sonra zaten hemen döneceğim. Tekrar bir video başlatırım. Bu arada Mahmut Bey gişelerden Çorlu arası OGS gişelerinde 7.5 TL çekti. Bu da gelmek isteyen olursa bu yakın zamanlarda bir bilgi olsun diye vereyim dedim. Şu anda tarih 21 Haziran 2021. Evet arkadaşlar geldik. Şimdi aslında dönüyorum. Arabayı şöyle göstereyim. 4 kişiyiz şu anda. Bu seviyede lastiklerini de şişirdim. Bagajımız da dolu. Bir de dönüşte bir ortalama alalım bakalım. Ne yapacak edecek. Şimdi buradan bir göstereyim sizlere. Şu anki ortalamayı göstereyim. Daha sonra çıkıştan sonra bakalım neymiş, ne yakacakmış. Şöyle bir göstereyim hemen. Bakalım. 5.5. Hadi bakalım şimdi ne olacak. Arkadaşlar Çorlu'dan çıktıktan sonra yaklaşık bir 50 dakikada sanırım buraya kadar geldik. Şu an Altınşehir tarafındayım ve trafik durmuş durumda. Trafik şu an böyle. Bayağı bir durmuş. Ortalamayı göstereyim şimdi. 5.5 litre ortalama. Yani bayağı bir hızım değişti yani. Bir hızlandım, yavaşladım. Bayağı bir sabit stabil hızla gitmediğim için birazcık ortalama fazla gibi geldi bana. Şöyle göstereyim. 205 kilometre. 2 saat 42 dakikadır. Tabii ki klimamız açık. Ortalama bu şekilde. 5.5. Ya tabii diğer dizel araçları gibi bak, o araçlara baktığın zaman bile iyi. 5 litre yani sonuçta yakıyor. Böyle. Buradan sonra da artık eve bakalım kaç dakikada gideceğiz. Bu kadardı. Böyle bir video yapayım dedim size. Umarım keyif almışsınızdır. Bunun gibi videolar gelmesini istiyorsanız yapıyorum uzun yol. İleride de bir Kocaeli yapacağım birkaç gün sonra. Şu sağ alttan kanala abone olup eğer istiyorsanız da yorumlarda bunu paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.